Bu toplantının nedenini ben zaten anlamadım. Şimdi benim gittiğim toplantılarda birkaç çeşit grup var. Bu gruplardan bir tanesi işgüzar gruptur. O işgüzar grubu söylenirsiniz. İkinci grup vardır, onlar hakikaten istekli gruptur. Onlara anlatırsınız. Üçüncü bir grup vardır, onlara ne söylenirsiniz, ne anlatabilirsiniz? Siz üçüncü gruba giriyorsunuz. Çünkü baktığınız zaman sizin profiliniz, hayatınızdan memnunsunuz, belli. Herhangi bir sıkıntınız yok. Ama bir de hani araya bir tap, bir doku olsun, bir de doktor gelsin, şekerden bahsetsin şeklinde vergi bilmem neleri arasında serpiştirilmiş bir konuşmadan bahsediyoruz. Beraberinde de CHP'nin bilmem nesi gelecekmiş de yetişirse gelecekmiş. O zaman benim burada olmanın mantığını ben bir kere anlamıyorum. Şimdi Nesrin Hanım doğru söylüyor. Biz DSP ile bir şekilde milletvekili adaydı ama benim hikayem o değildi. Benim hikayem ben bu işi halka nasıl anlatırım de iki kere listeye koymayı zaten unuttular. Bakın, baraj şansı olmayan bir parti ki, aynı parti şekere kotayı getiren parti. Pancar ekibinin kotasını AK Parti getirmedi. TSP zamanında geldi. Dolayısıyla tepeden inen bir sistem var. Bu parti iki kere bunu unuttuğu gibi, ondan sonra da baktım ki zaten bir şey yapmıyorlar. Sonra anladım ki bu gruptan bir şey yapılmaz. Mevcut olan sistemin içinde ben onlarla birlikte sokaklarda yürürken koskoca Van valisi, bakın adam Van et kombinasını kurmuş kişi. Birlikte kahvelere gittik, okey'e dönmekte olanların başında beklerken herif bakıyor satıcı mı geldi diye. Van valisi Mahmut Yılbaş, adama kardeşim bak böyle 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 böyle. Anladık ki aslında ortada bir tribüne oynama meselesi var. Tabii ki bu buranın şeysi değil, bu genelin. Genelin karşılığı, size de anlatacakları o yüzden belli bir noktadan ötesinde bir ifade etmeyecek. Siz işin sağlık kısmını dinlemek istiyorsunuz, sağlık kısmını siz anlayamazsınız. Siz işin tavsiye kısmını dinlemek istiyorsanız her gazetede başka bir şey yazar. Benim de görüşüm üç aşağı beş yukarı değil, net olarak yavuzgizler.com'da yazıyor. Onu okuyacaksınız. Çünkü ben her çarşamba hiç işim olmadığı halde sabahın 6'sında, 5.30'unda gerekirse ama her halükarda yeni bir yazıyı koyuyorum. O site ne reklam alır, ne bir şeysi vardır, sadece takipçiler vardır. O kadar başka bir şeysi yoktur. Ama bu şeker mevzu, bunun biyolojisi, insan vücudunda nasıl regüle edildiği, bunların hepsi orada zaten yazıyor. Siz kolaydan ben hani şey yaparım diyorsanız, o maalesef olmuyor. Ben İstanbul Tıp Fakültesi'nin öğrencilerine bile o şekilde anlatamıyorum. Çünkü formatlanmış beyin tıp fakültesini bitirmiş bile olsa o formatı çözemiyorsunuz. Sizin de şu an mesela akşam olmuş, yorulmuşsunuz, bir yıl veri girişi çıkışı yapmışsınız. İster istemez hani daha böyle light bir şey istiyorsunuz ki beyefendi mesela az evvel şiir gecesi düzenliyoruz dedi. O mesela daha makul. Akşam light'ını yaşamak için sakin, sükunet, biraz mutlu olabilmek ama bu konuşmanın yapılabilmesi için uygun yer burası değil. Ben tabii Nesrin Hanım'ı tanıdığım için ve iyi niyetinden zırnık şüphe etmediğim için ben buraya geldim. Ama katılımın bu kadar olacağını biliyorum. Bu benim Perpa'ya ikinci gelişim. Perpa'daki bu konularla herhangi bir alakası yoktur. Ortalama vatandaş alınan mesaj doğrultusunda tavrını değiştirir, dinler. İçinizde zaten genç yok. Çoğunuz 10 yıl içinde zaten hakkın rahmetine kavuşursunuz. Size bir şey anlatıp da değiştiremeyeceğimi de ben çok iyi biliyorum. Dolayısıyla aslına bakarsanız hani bu sizi kırmayalım hani birlikte hoş vakit. Ama şeker arka planı şöyle. Türkiye'de kotayı getiren sonuçta nasıl geldiği bilinmez bir telefonla geldi. DSP hükümeti oldu. Arkasından kota Bakanlar Kurulu'nun kararıyla her sene artırılabilir %50 diye bir laf üzerine bir dönem artırılarak bir yere kadar getirildi. Ne oldu? Pancar ekimine kısıtlama getirilirken nişasta bazlı şeker yani mısırdan elde edilen şeker ki bu da yarı kimyasal bir yöntemle enzimatik elde ediliyor. Ayrı bir endüstri bu. Ama bunun bir takım endüstri açısından getirileri var. Kolay işleniyor. Tekrar eritmek zorunda kalmıyorsunuz. Yapışkan değil. Kristalize olmuyor. Dolayısıyla meşrubat sanayi için çok böyle biçilmiş kaftan bir şey ama kana emilme hızı tabii ki yüksek. Hızlı emiliyor. Özellikle boş karnına içerseniz. Yani o reklamlarda baktığınızda çocuk içiyor mesela bir litre açıyor, bitiriyor falan. Onlar tabii vücut için toksik etki yapabilir düzeye. Kan şekerini zıplatabilir.
Bu zaman içerisinde vücut proteinine bir şekerlenme reaksiyonu neden oluyor. Bu üç noktasında pankreas işlevini yitirirse, ki yitiriyor sonuçta, diyabet tablosu ortaya çıkabilir. Çünkü hayvan deneylerinde bu zaten model olarak kullanılmış. Bunların hepsini hangi seçime biz birlikte katılmıştık? 2009 seçiminde zaten benzer çoktan konuşulmuştu. 2009 seçiminde konuşulmuş olan bir mevzu raporu yazıldı. Ankara'da bakanlıklara gönderildi. 5 bakanlığa bilgi verildi. Aradan geçen 9 sene sonra ne oldu biliyor musunuz? 9 sene önce bakanlık NMŞ, nişasta bazlı şekerle normal pancar şekeri arasında hiçbir fark yoktur diyordu. 9 sene sonra NMŞ çok zararlıdır. Pancar şekeri çok iyidir ya da iyidir demeye başladılar. Ya da en azından NMŞ çok zararlıdır ama pancar şekerine göre acayip zararlıdır. Pancar şekerinin de fazlası iyidir, değildir şeklinde rapor, yani 180 derece döndüler. Ben ne yaptım peki arada? Ben bu söylemi sürdürürken sonuçta dünya şeker zirvelerine gittik. Dünya şeker zirvelerinde şu an şeker kotasının kaldırılacağı, yani pancar ekimine kotanın tamamen kaldırılacağı meselesi 4 yıl önce konuşuldu. Net söylüyorum size. 4, belki 5 yıl önce. Londra'da, Canary Wharf denen yerde, büyük finans merkezi, bütün herkesin o merkezi orasıdır. Orada bu mesele konuşuldu. 2017'de Avrupa Birliği şeker kotaları kaldırılacaklar. Bunu görüşmek için 2 kere İsa Gök'e gittim. 1 saatlik konuşma için Ankara'ya otobüsle gittim geldim. Sonuç karşılıklı kuru fasulyeydi, televizyon seyretti. O yüzden kendinizi üzmeyin. CHP'nin falan oynadığı tribüne oynuyorlar. CHP'nin bu konudan bir tek şeysi var. Hani buradan biraz belki bir pozisyon yakalayabilir miyim yedirtmezler efendim. Bugüne kadar hiç sesini çıkartmamış olan bir parti çıkıp da şimdi baş şeker fabrikalarımız diye ağlıyorsa bu timsah gözyaşlarıdır. Ve emin olunuz bu satışlardan aradaki sendikacılar ceplerine parayı koymadan bırakmazlar, koymuşlardır. Niye? Çünkü 10 bin kişiyi yürütecek adam yok mu bu kadar? Bu kadar sendika. Konuştuğunuz zaman diyor ki arkamızda 10 milyon kişi var Yavuz Bey diyor. Allah Allah diyorsun, 10 milyon kişi ülkenin yönetimini değiştirir. Nerede diyorsun? İşte bunun diyor taşıması var diyor, çiftçisi var, ailesi var, fabrikası var, onun yan endüstrisi falan sallıyor. Bakın dedim, size dedim, ben oğlum dedim. Ben dedim, rica ederim dedim. Giderim vilayetle konuşurum ama eğlenceli bir, bunu dile getirecek bundan aşağı yukarı 6-7 yıl önce bir gösteri hazırlarız dedim. Pancar adamlar yaparsınız dedim. Halka şeker dağıtırız dedim. Çok hoş olur dedim. Bandomuzu kavururuz dedim. Ama sakın dedim öyle slogan işte saptırmayız, iktirmeyiz falan filan olmaz dedim. Beyoğlu'na yakışır bir faaliyet yaparız dedim. Hiç sesleri çıkmadı. Aradan geçti zaman, 2 kere kuru fasulye pilav, öğlene kadar ağırladılar. Sonuç, Milli Gazete'nin muhabiri olan arkadaşımıza dedim ki, bak ben sana dedim de, duvarda bir fotoğraf var efendim, fotoğrafta yönetim kurulu, 10 ya da 15 yıl genç fotoğrafı. Ama yönetim kurulu aynı, hiç değişmemiş. 15 yıldır orada oturup nemalanan kurulun Kızılay'da merkezi var, altında restoranı var, Anadolu mu, öyle Anadolu mutfağı mı ne? Bilmem nerede oteli var. Bilmem nerede o kadar altlarında arabaları, bilmem neleri falan filanları var. Bu adamların tuzu kuru. Bu adamların şeker fabrikasıyla bir alakası kalmamış ki. Ben adamlara diyorum ki siz kural gereği, pancarın çünkü hasatı böyle, 3 ay çalışabiliyorsunuz. Ama diyorum siz bunun etrafından diyorum, halktan yumurta toplarsınız. Bakın ben onu söyledim adamlara. İstanbul'da biz yumurta bulamıyoruz, sizin burada diyorum alandasınız, arazidesiniz. Toprak ekilmiyor, vatandaş tavuk üretemiyor. Topladılar tavuklarını, ne oldu? Kuş gribi dediler, hop 2,5 milyon tavuk gidiverdi. Arada bunlar hep konuşuldu. Siz olayın sadece şeker yiyelim mi Yavuz Bey, siz ne yiyorsunuz Yavuz Bey? Makarna faydalıymış Yavuz Bey, bu kısmındasınız. Çünkü siz üçüncü grupsunuz. Sizden bir şey olmaz. Bu net. Siz günü artık kurtarmışsınız, yapacak bir şeyiniz yok. İşte 2-3 tane taze meyve bilmem ne falan filan. Muhtemelen işte yaz dönemine gireceğiz. Vergi sezonunda kapandıktan sonra sıkıntımız kalmayacak. Herkes Kıbrıs Mıbrıs, İtalya İtalya değil mi? Geziye gidecek. Ben yine akşam 7'de yatacağım, sabah 5'te kalkıp 6'da işe gideceğim. Söylemi sürdürmeye çalışıyorum. Yarın 2 konuşma yapacağım.
Akşam başka toplantıya katılacağım. Ama araya da buraya sizi kırmamak adına geleceğim. Aradaki fark bu. Sizin tuzunuz kuru, benim ise inancım var hala. Ben inanıyorum. Ama siz inançlı değilsiniz. Siz inancı kaybettiniz. Aa yok hocam. Yok, o kadar değil. Ben kaç tane koltuk dolu, kaç tane koltuk boş. Duvarları hasretmiş mi? Hasretmiş. Birbirinize söylediniz mi? Hayır, akşam şarkıcı olarak Yavuz Dizdar gelecek. Onu dinleyeceksiniz. Arada bir de sorarsınız, hocam bilmem ne yiyebilir miyiz diye. Eskişehir'de kent konseyi çağırdı. Amaç ne? Termik santral konusunda farkındalık yaratmak. Oturdum, hatırladım. Yarım saat önden işçisin sen işçi kal şarkısını dinlettim. Daha salona giriyorlardı. Hepsi 68 kuşağı. Adam diyor ki ilanları asarken Yavuz Bey bildiri de attığım günler aklıma geldi diyor. Arkasından toplantı yapıldı. Hadi şarkıyı söyleyin. Duvarı da şarkının sözlerini veriyorum. Yarım saatte dinlemişim. Söyleyemediler. Soruları alın. Kaldırdı bir. Hindi yiyebilir miyiz dedi. Bunlardan hiçbir alt olmaz. Eskişehir'den ne olacak ki? Oraya termik santral de yaparsın ha. Nükleer de yaparsın. Bir şey olmaz ki bunlardan. Kaç kişi vardı salonda genç? Bir, iki. Kaç yaşında? Genç dediğime bakmayın. Onlar da 30-35 yaşında. 18-20 değiller. Nerede 18-20'likler? Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği davet etti. Hafta sonu kalktım gittim Bakırköy'e. Hiç ses yok beyefendilerden. Nasıl geleceksin, ne yapacaksın, nasıldır, ne istiyorsun? Bir marko vizyon mu gerekiyor? Hiçbir şey yok. Gittim, baktım. Aynı popülasyon. Genç var mı? Yok. Nerede dedim? Dans kursuna gittiler dediler. Anam ileride gençlerin geleceğinden bahsediyoruz. Gıdanın çünkü bu kısmı önemli değil. Biz artık gidiyoruz. Ama gençlerin ileride işi olmayacak çünkü her şey otomatik. Bilgisayar girdiğinden beri işiniz, hacminiz ne oldu? Genişleyebilir ama sonuçta artık bilgisayara tabisiniz. Her şey tak tak tak. Daha herif marketten malı alırken şırak diye barkodu okuttuğu anda sizin önünüze takıt diye satıldı, stoktan düş, muhasebesini başlat diye giriyor zaten. Bunların ara kademeleri yok. E bunlar gitti. Onlar gitti. E her tarafta bankamatik işesi var. E ne yapacak bunlar? Kahveciler artık otomatik. Markofoni satıyor, internetten ısmarlıyorsun cep telefonundan otomatik. Hepsi otomatik bunların. Burada artık insanlara ihtiyaç yok. İnsana ihtiyaç olmayınca bu gençleri nasıl tutacaksınız? Soru.